malzemeler için bir kap alıyorum. Unlarımı buraya koyuyorum. Badem unu kullandım. İstediğiniz glutensiz bir unu kullanabilirsiniz. Hindistan ceviz unu olabilir, keçi boynuzu unu olabilir. İstediğiniz hepsi olabilir. Kabarması için yine doğal karbonatım, yani kabartma tozum o. Karbonatı kullanacağım. Karbonatım burada hazır. 2-3 damla limon ekliyorum. Yumurtamın içine ekledim. Böyle güzelce karıştırdım. Önce muzlarımı soyuyorum. Bunları da yaptım. Kendimi şöyle güzelce bunları ezeceğim. Biraz çatalla eziyorum. Sonra benim biliyorsunuz olmazsa olmazım. Blender'ıma koyacağım. Unumu yumurtamın içine ekliyorum. Karıştırıyorum. İçine her zaman tatlı tat yaparken de, tuzlu tat yaparken de bir çimdik tuz ekliyorum. Blender'ımı açtım. Muzlarımı koyuyorum. Muz yerine isterseniz başka meyvelerden de yapabilirsiniz. Benim çok tarifim var. Ve kıvamım hazır. Yine pankek tavamın altını açıyorum. Biraz ısınmasını bekliyorum. O sırada isterseniz üstüne, isterseniz içine bundan ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben birazcık ekleyeceğim kakao. Birazcık da tarçın. Diğer geri kalanlarını piştikten sonra üzerinde süsleme için kullanıyor olacağım. Ben bugün bunu Hindistan cevizi yağında pişirmeyi tercih ettim. Hep dediğim gibi Hindistan cevizim yağ yok deyip siz takılmayın. İstediğiniz her türlü yağda pişirebilirsiniz. Tavamda ısındığına göre nefis pankeklerimi hazırlayabilirim. İnce koyuyorum şöyle. Piştikten sonra yavaşça çevireceğim. Ama içinde bunları bağlayan işte o gluten olmadığı için pişerken birazcık beklemek gerekiyor. Ve nazikçe de çevirmek lazım. Piştikten sonra isterseniz biraz keçi boynuzu özü, biraz pekmez, biraz bal, tamamen size bağlı. İstediğinizi şöyle birazcık yine porsiyon kontrolü dökebilirsiniz.